Mesele okyanusta yüzebilmek kardeşim. Aha, okyanusun ortasında tekne bozuldu abi şu an. Bir dakika. Parçaladılar işte. Kardeşlerim hoş geldiniz. Acayip bir yerdeyim yine. Zanzibar'dayız bu sefer. Pembe Adası'ndan, Zanzibar Adası'na geldik. Abi şöyle bir yerdeyiz. Jack Sparrow'un biliyorsunuz Karayip korsanlarına çekildiği yer aslında Tanzanya abi. Jack Sparrow da zaten şunlardan bir tanesine biniyordu. Biz de şimdi şuna bineceğiz abi. Karşıda Tumbatu Adası var. Tumbatu Adası'na gidiyoruz. Orada bir okul varmış, bir medrese varmış. Oradaki kardeşlerimize oyuncak götürüyoruz. Bayramlık çok mutlu olacaklar inşallah. Onlar için böyle çok uygun ve güzel. Uygundan kastım nedir? Böyle LGBT renkleri olmayan, abuk subuk semboller olmayan, böyle Avrupa Amerika kültürüne özenilmemiş güzel oyuncaklar buldum abi burada. Biraz zor oldu ama buldum. Ve onlarla beraber şimdi o oyuncakları adadaki kardeşlerimize götüreceğiz. Bineceğimiz şey şu. Şuna bineceğiz. Tabii ki de ona binmiyoruz abi. Ona binsem çok kötü şeyler olabilir yani benim için. Şuna bineceğiz. Pardon. Allah dedirtti. Şuna bineceğiz. Motorlu nasıl bir şey olacak? Anam su var içinde bunun. Hasan hazır mısın? Burası, şimdi, burası çok fena bir memleket. He? Türkiye'yi arıyorsun. İnsan arıyorsun. Kaçtığın ya. İnsanları buraya gelince arıyorsun. Ben Hasan gibi düşünmem. Ben gayet ben ama şunlarda tutunacak yer yok abi ve o motor benim anladığım güçlü bir motor abi. Uçuracak bizi bunlar herhalde. Evet ben Hasan'ın Hasan ben ortaya geçsem hani denize düşeceksem sen düşersin. Arkaya gel. Rahat rahat. Ben o şey olayım ki yani kafayı çekebileyim ben. Müzik şey yapacağım ya. Nereye oturayım ben? Abi şöyle etrafı göstereyim sizlere. Aa gidiyoruz abi şu an. Şunu ben çok sıkıca bir tutayım. Evet mikrofonum yerinde. Evet, şapka da. Gerçi şimdi buradan alacağım rüzgarı. O yüzden iyi. Tamam şöyle etraf çok iyi yalnız. Ya yani manzara ve Ebu Bekir abi işte. Manzara ve Ebu Bekir. Bu da Abdullah abi. Bu işi gücü. Ya video çek video. Fotoğraf mı kaldı? Aa. YouTube'a gel. Fotoğraf sevdalısınız. Evet bunlar da patates mi? Kök mü? Bir şeyin, bir bitkinin kökü. Yiyorlar onu ama ne olduğunu anlayamadım. Bir bitkinin köküymüş abi. Şöyle onları kancalarıyla bak indirip çuvala saplıyorlar ve kancalar... Çok mantıklı kanca olayı ayrıca. Onları şimdi taşıyorlar adaya. O taşıdıkların adı kasavaymış abi. Kasava diye... Kök gibi bir şeymiş. Meyve diyorlar ama burada. Evet şu baştaki abimiz de kaptan muhtemelen. Çıkmış oraya takılıyor bak. Oh, o yatıyor diğerleri çalışıyor. Muhtemelen kaptan o. Bir de bu da Safina adında. Bak bunun motoru yok. Bunun motoru var. Galiba onun da var. Bu tamamen yelkenli bir şey. Evet bu arada bizim kaptan da şu en baştaki siyah şapkalı çalıştırdı şu an aleti. Gidiyoruz bakalım. Tanzanya benim için ilklerin olduğu bir yer oldu. Şöyle yalnız su çok iyi değil mi ya? Bak su şöyle. Su değil, evet. Okyanus. Pardon, okyanus. Abi denizde yüzülür mü ya? Denizde herkes yüzer. Mesele okyanusta yüzebilmek kardeşim. Evet, mikrofonumun tüyünü düzelttim abi. Şimdi şu tüy demin çıkmıştı. Evet, şimdi şöyle göstereyim abi. Şu anda buradan bu şekilde şu anda böyle hareket ettik ve gidiyoruz bakalım. Şöyle adayı göstereyim. O karşıdaki adaya gideceğiz. Şurada birileri var. Şöyle uzaklaştığımız yerleri de size göstereyim. Güzel yerler yani. Güzel. Burayı çok beğendim ya. Ama yani Tanzanya harbiden tatil için tercih edilebilecek bir yer abi. Müslüman kardeşlerimiz burada çok misafirperverler. Çok güleçler. Adama güldüğün zaman o da sana gülüyor. Türkiye'deki gibiler pek değiller yani. Özellikle çocukların çok mutlu olduğunu burada şahit oldum şahsen. Bu şekilde gidiyoruz şu anda. Karşıdaki Tumbatu Adası'na doğru yolculuk başladı abicim. Karşımda Hasan oturuyor zaten. O da fotoğraflar çekiyor. Bak şurada yelkenliler var abi şu karşı tarafta. Oradayım. Herkes fotoğraf çekiyor. Biz YouTube videosu çekiyoruz. Yani YouTuber olmak da zor be kardeşim. Sürekli çalışıyorsun ya. Sürekli videolar çekiyorsun. Hiç boş durmuyorsun. Öyle bir şey yani şu anda. O arkada da çok hararetli bir konuşma var şu anda. Kaptanla muhtemelen kaptan yardımcısı aralarında bir şeyler konuşuyorlar. Evet şöyle gösterelim bakalım. Güzel ya vallahi. Burada bugün acayip derecede yağmur vardı. Hava çok kapalıydı abi. Şimdi ama hava gayet güzel.
açtı yağmurdan sonra. Ama nasıl bir yağmur yağdı var ya, acayip acayip yani. Şimdi hava gayet güzel açıldı. Şöyle bulutları da göstereyim size. Şahane değil mi ya? Yani Allah-u Teala bizim için o kadar güzel nimetler yaratmış ki biz gerçekten farkında olamıyoruz bazen. O böyle şehir hayatında, binaların arasında işimizle gücümüzle uğraşırken bunları pek gözden kaçırıyoruz abi. Ve sen buralar için değil, İstanbul'da, Türkiye'de ne kadar güzel yerler var yani. Sadece buralara gelmek için değil yani. Tabii buralara gelmek biraz imkan meselesi. Sağ olsun buradaki kardeşlerimize kurbanlıklarını ulaştırabilmek, Diyanet Vakfı'nın bağışlarını ulaştırmak için geldik. Yoksa benim de buraya gelebilecek bir şeyim yok, işin doğrusu. Maddiyatım yok. Ama burada kardeşlerimize hem yardım ediyoruz hem de karşılığında böyle güzel nimetler. Yani onların hizmetinde bulunurken böyle de güzel anlar yaşıyoruz. Şöyle yolu göstereyim size. Burada bir çubuk var, çubuk. Şurada da şey var, demir var. Onu attıkları zaman denizin dibine saplanıp onunla... Ah! Yüzüme su geldi. Şurada güzel bir sahil gözüküyor. Bakayım şöyle. Şu tarafta küçük bir ada var. Burada büyük bir ada var. Biz galiba büyük adaya gidiyoruz şu anda. Oradan işimizi halledeceğiz galiba. Evet. Bu da çıktığımız Zanzibar Adası bu. Zanzibar Adası bayağı büyük bir yer yalnız. Yani öyle küçük bir yer değil. Bayağı büyükçeler bir yer. 10 numara mekan. Gökyüzü çok güzel. Motor bayağı sessiz bu arada. Ve ben gayet konforlu bir şekilde gidiyoruz. Bu arada yaka mikrofonunu çıkarttım. Ağzımın içine tutuyorum. Hani belki çok gürültü olursa sesimi daha net olarak alabilirsiniz diye. Alabilirsiniz diye. Bakalım kardeşlerimize gidiyoruz şimdi. Bakalım adada neler yaşayacağız. Şimdi ada serüvenine, adaya yaklaşınca tekrardan bakalım neyle karşılaşacağız. Çok güzel değil mi ya? Adaya iyice yaklaştık abi. Şöyle göstereyim. Adaya güzelce geldik ve işte bizi karşılıyorlar ya. Hayatımın en mutlu anlarından bir tanesine giriyorum şu anda. Evet, ilahi söylüyorlar şu anda bizim için. Bizi karşılamaya gelmişler abi. Bu Türk bayrağının kıymeti abi. Şimdi bir Sertaç abi girişi yapayım mı? Aleykümselam. Evet, şimdi ineceğiz. Nasıl ineceğiz? Gerçi bende terlik var ama diğerlerinde ayakkabı var. Evet. Ben o zaman şuradan inmeye çalışayım. Evet, şöyle kardeşlerimizi göstereyim sizlere. Dünya tatlıları ya. İlahi bitsin girişimi yapacağım. Evet, burası Tumbatu Adası. Tumbatu Adası'ndaki medreseye yardıma geldik. Sesler çok güzel yalnız. Yani mutluluk, yapmamız gerekenler bu. Yani bu bayrağın burada çok karşılığı var abi. Çünkü dünyadaki diğer ülkeler buraları sömürmeye geliyorken biz sadece onlara mutlu etmek ve onların yanında olduğumuzu bildirmek için geliyoruz. Çok kıymetli bir şey arkadaşlar bu. Yani bu başka bir şey ya. Bu dünyada herkesin tatması gereken bir şey abi. Bu arada Hasan da benim storyleri çekiyor. Gelin biraz şöyle mikrofonu tutayım onlara. İlahilerini dinleyelim haydi. Arada bir karıştı. Şimdi de hanımlar tarafına geçelim. Şu tatlişlere bir bakın ya. Sarı papatyalarım benim. Henüz Sertaç abiliğim başlamadı. Şu an sabırla bekliyorum. Allah'u selam ve sellem. Rumi.
bu bayrağın kıymeti abi. Haydi medreseye. Tamam, bunlar bana bağladı. Pertaç abiye bağladık şu an. Maşallah. Bu okullardan, bu medreselerden her yere açmamız lazım. Evet, sanırım medreseye geldik. Evet. Arkada hanım kızlarımız. Arkada da hanım kızlarımız. Ha, evet. Delikanlılar burada. Evet, medreseye giriş yapıyoruz. Şöyle girelim. Evet. Evet, burası çalıştıkları yer. Kara tahta dediğimiz. Evet, şöyle şu tarafa geçelim. Gelsinler kardeşlerimiz. Evet, şöyle bunlar da defleri, ilahilerini söyledikleri kapkaçakları var burada. Çantaları buralarda, eşyaları vesaire. Bu cam tamamen kapalı çelik bir şeyle. Orası biraz daha açık. Evet, bu da koyun etlerimiz. Buraya gelirken pek çok küçük baş kurban kestik. Onların etlerini getirdik kardeşlerimize. Pek çok oyuncaklarını getirdik. Hepsini kardeşlerimize dağıtacağız inşallah. Hadi bakalım. Bunun mutluluğu şu an bu hal süper bir şey ya. Bu başka bir şey abi. Şu bayrağın kıymeti. Ben buraya gelince çok daha iyi anladım abi. Gerçekten öyle. Evet. Hadi bakalım. Şimdi oyuncakları dağıtma zamanı abicim. Şöyle oyuncakları ben şöyle bir ellerime bir alayım. Bir avucuma sığacak kadar. Evet, o kardeşlerimiz arabalarını aldılar tabii ki. Ben de şimdi hanımlara şöyle dağıtayım tek elimle. Okey. Bir, one. Okey. Al bakalım. Asante. 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 Hemen yenisini alayım şöyle. Evet, avucuma şöyle pembe şeyler verelim. Bunlar yazı tahtaları. Bunlarla şöyle dur. Onlara mavi, blue. Bu pink. Ah. Asante. Vay. Ben aldım dedi ve almadı ya. İşte bu abi. Asante. Hemen bakayım hemen şu oyuncaklardan. Hızlı. Hatta şöyle yapalım. Şimdi şunlardan bir top alayım şöyle. Hasan. Şunları hemen dağıtalım. Şöyle ufaklara verelim şöyle. Asante. Hadi bakalım. Ah, asante. Ah. Ellerinizi, başörtülerinizi yesinler. Tamam. Hadi sıradaki oyuncaklar devam. Bayağı oyuncak aldık bugün ya. Hepsini vereceğiz. Hasan. Şimdi şöyle toplar var. Şunlardan. Ha, saatimiz mi var? Devam edelim. Okay. No. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Çok iyi be. Aynen abi. Tamam. Şimdi ben bunları, şimdi saatleri, abi topları al abi. Ben saatleri biraz büyüklere vereyim. Şöyle. Yaşlara göre olabildiğince vermeye çalışıyorum. Hadi bakalım. Yani bileklik gibi güzel bir şekilde. Evet. Alamadı. Asante. Sen al bakalım. Asante. Alın bakalım bilekliklerinizi. Evet. Medreseli talebelerle medreseli olmayanlar nasıl belli oluyor görüyorsunuz değil mi? İşte İslamiyet'in öğrettiği bu adabı bütün evlatlarımıza öğretebilmek. Al bakalım. Süpersiniz be. Aa, sana kalmadı mı? Dur. Hemen o hanım kızımıza verelim. Abi ne var? Bebek var. Ver abi. Biraz bebek dağıtayım. Tamam. O tarz şeyleri ben alabilirim. No. Ooo var. Parçaladılar şu an. İşte. Eğitim
Medrese çok önemli. Evet, bu durumdalar ama buradaki medrese talebeleri de aynı şartlarda yaşıyorlar ama işte Müslümanlığın izzetini, duruşunu, vakarını bütün evlatlarımıza aktarmamız lazım. Bak medresedekiler bunu ne kadar güzel almışlar. Videoda gördünüz yani bir tane almış, teklif ediyorum, almıyor. Kardeşine yönlendiriyor. Diğer tarafta hepsini aldılar elimden. Ben olsam ben o hepsine dalanlardan olurdum ama. Yani ben onların yerinde olsam komple kutuyu falan alırdım. Hiç şaşırmadım yani. Oyuncak dağıtımımız devam ediyor bu arada. Ben de şimdi kamerayı bırakayım da hızlı dağıtayım. Kardeşlerimize hediyelerini, kurbanlık etlerini verdik. Şimdi tekrar Zanzibar'a geri dönüyoruz. Çünkü gidilecek yerlerimiz var. Şöyle uzaklaşırken de gösterelim. Çok iyi karşılamadılar bizi ya. Burası Hint Okyanusu bu arada. Hani söylemediysem söyleyeyim. Okyanusta takılıyor artık Sertaç abi söyle. Ya denizde herkes yüzer. Mesele okyanusta takılabilmek abiciğim. Boğulacaksan gölde, denizde değil okyanusta boğulacaksın. Yani o açıdan öyle. Evet, adadan uzaklaşıyoruz. Tumbatu Adası'nda medresedeki, okuldaki kardeşlerimizi bıraktık. Şimdi Zanzibar'a geri dönüyoruz hep beraber. Aha, okyanusun ortasında tekne bozuldu abi şu an. Bir dakika. Onlar. Birisi düşmedi değil mi? Yok, motor düştü galiba. Motor mu? Abi okyanusun ortasında kaldık şu an. Bir dakika. Evet. Motor bozuldu ama. Hadi bakalım, sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Hint okyanusundan. Allah'a emanet olun.